Ülkemizin ve yakın coğrafyanın havacılık ve denizcilik üzerine kurulmuş ilk ve tek üniversitesi olan Girne Üniversitesi, günümüzü sınır tanımaz bir şekilde gelişen havacılık sektöründe ülke gençliğine yeni ufuklar açmak amacıyla bu yıl ve gelecek yıllardaki rehberlik stratejisini belirliyor. Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Yardımcı Doçent Doktor Edis Tuncel, ülkemizin ve yakın coğrafyanın denizcilik ve havacılık üzerine kurulmuş tek üniversitesi olan Girne Üniversitesi'nin, ülkemizin ve Girne kentimizin bu konularda uluslararası bir yüksek eğitim merkezi olması konusunda tarihi bir misyon üstlendiğini, üstün nitelikli elemanlar yetiştirerek bu sektörde ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verirken ülkemizin gençliğinin ufuklarını bu sektörde açmaya kendisine öncelikli hedef belirlediklerini, kalite ve kamu menfaati açısından sadece kendi kendisiyle yarıştığı bu süreçte Girne Üniversitesi'nin kapılarının özellikle havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerimize açık olduğu vurgulandı. Basın açıklamasında Tuncel, gençlerimizin denizcilik ve özellikle havacılık konularında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu, bu sektörde çok büyük nitelikli eleman açığı olduğunun görmesi ve geleceğin bu sektörde aramaya başlanması sevindirici bir durum. Gençlerimizin denizcilik ve özellikle havacılık bölümlerine gösterdikleri ilgi de Girne Üniversitesi'nin üstlendiği tarihi misyonun ve hedeflerinin çok yerinde olduğu da bir göstergesidir. Özellikle havacılık sektöründe çok büyük bir nitelikli eleman açığı var ve gerek bölgemizdeki gerekse dünyadaki mevcut eğitim olanaklarıyla bu açığın kapatılması mümkün değil. Girne Üniversitesi en az 4000 öğrenciye uluslararası standartlarda eğitim verecek potansiyeli de kuruldu. Bu potansiyel üniversitenin kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri doğrultusunda özellikle bölgesel havacılık sektörünün nitelikli eleman açığına cevap verecek dedi. Açıklamada Türkiye'deki sivil havacılık personel ihtiyaçlarına da değinen Genel Sekreter Tuncel, Türkiye sivil havacılık sektörü yıllardan beridir nitelikli eleman ihtiyacını giderek artan şekilde dışarıdan karşılama yoluna gitmek zorunda kalıyor. Girne Üniversitesi'nin kuruluşuyla birlikte kısa bir süre sonra nitelikli eleman ihtiyacı çoğunlukla bizim mezunlarımızdan karşılanacak. Sadece Türk Hava Yolları'nın pilot haricindeki havacılık eleman ihtiyacı 2015 yılı için 2000 civarındadır. Buna diğer hava yollarının yer ve uçuş hizmetlerindeki ihtiyacı da eklendiğinde bu sayı rahatlıkla iki katına çıkar diye konuştu.